Bizans kaynaklarında ise Pegae olarak geçer. Bir Bizans kalesi, Komnenoslar döneminde inşa edilmiş. Burada iki yıllık bir yüzeye araştırması gerçekleştirdik. Çok katılımlı bir araştırmaydı bu. 18 Mart Üniversitesi'nden arkeoloji sanat tarihi, jeofizik ve mühendislik bölümlerinden, yine mühendislik birimlerinden çok fazla uzmanın katılım sağladığı bir çalışma oldu. İki yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda Pegaye Kalesi'nin haritalanmasından belgelenmesine, ayakta kalmayı başaran kalıntıların belgelenmesine ve sonrasında özellikle de bu yıl içerisinde yaptığımız jeofizik çalışmalarıyla birlikte yer altında kalan alanların tespitine yönelik bazı çalışmalarımız oldu. Bizim öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi bir kere Pegah Kalesi'ndeki tahribatı belgelemek ve bu tahribatın önüne geçmek amacıyla çözüm önerileri sunmaktı. Bununla ilgili belgeleme çalışmalarımızı yaptık, raporlarımızı oluşturduk, ilgili kurumlara da bu raporlarımızı sunduk. Umuyoruz yakın zamanda bizim görüş ve önerilerimiz doğrultusunda Pegaye Kalesi'nde restorasyon çalışmaları ve kapsamlı araştırmalar yapılacaktır. Bunlara hadicinde bölgede bizim özellikle de jeofizik çalışmaları sonrası tespit ettiğimiz buluntular haliyle ilginç. E, çünkü biz jeofizik çalışmaları sonrası Pegay Kalesi'nde çeşitli e, sivil e, yapılara ve hatta kamusal yapılara ait olabilecek e, bir takım kalıntılara ait e, izler e, tespit ettik. Bunlarla ilgili e, çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğim gibi bizim öncelikli amacımız e, kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürel mirasımızın e, önemli bir e, Bizans Kalesi'nin e, nasıl kurtarılabileceği e, burayla ilgili olarak nasıl e, geleceğe e, ait çözüm önerileri sunabileceğimizdi. Çalışmalarımız bu şekilde sürdü ve bununla uygun olarak da çözüm önerilerimizi yazdık, raporlaştırdık. Uzman görüşlerimizi bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderdik. Umarım gelecek yıllarda yapılacak olan kazılarla daha somut buluntular ve veriler ortaya çıkacak. Bunlar arasında tabii ki mimari buluntular yani yapılar başı çekiyor. Bunun haricinde yine çeşitli Bizans kültürüne, yaşamına ve sanatına ait buluntular arkeolojik verilerinde ortaya çıkacağından eminiz. Bugün gidip baktığınızda aşağı yukarı 12 metreye yaklaşan kuleleriyle oldukça ne diyelim mukavemetli ve sağlam inşa edilmiş surlarıyla gerçekten görkemli bir ortaçağ Bizans Kalesi. ve Bu kale maalesef her geçen gün yitip gitmekte. Surlar ve kuleler her geçen gün tahrip olmakta Tabi bunun içerisinde doğal etkenler de var, dış etkenler de var. Yüzey altında tespit ettiğimiz arkeofizik arkeofizik yöntemlerle tespit ettiğimiz kalıntıların ortaya çıkarılması ile ilgili olarak Pegaye Kalesi'nde kapsamlı bir arkeolojik çalışma gerçekleştirmesi gerekiyor. Pegaye Kalesi'nin bulunduğu alanda surlardan içeriye girdiğinizde zaten büyük bir ortaçağ yerleşimi sizi karşılıyor. Ama bugün için bizim gördüğümüz tabii ki tarım arazileri ve bu arazilerin yüzeydeki kısmen günümüze ulaşmaya başlamış olan kalıntılar var ama bu arazi yani toprak kaldırıldığında burada sistemli ve bilimsel kazılar yapıldığında PGA ile ilgili gerek kamusal dini ve askeri olsun gerekse sivil yapılara ilişkin önemli kalıntıların ortaya çıkacağını biliyoruz. Çünkü bugün için kalenin içerisi önemli bir yerleşim yeri. PGA Kalesi içerisindeki yerleşim yeri ya da PGA Kalesi e, açığa çıkmayı bekliyor diyebiliriz. Yani bugün toprak altındaki birçok kalıntı kazıldığı zaman belki de ortaya çıkacak, gün yüzüne çıkacak ve bölgenin Bizans tarihine, arkeolojisine ilişkin önemli veriler verecek. Biz şunu da biliyoruz ki bu tür arkeolojik yerlerin kurtarılması hem geleceğe aktarılması önemli, bir kültürel miras olarak önemli hem de bölge gelişimine katkı sunan bölge ekonomisine katkı sunan unsurlar bunlar, değerler bunlar.